Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Senur. Bugün sizlerle boş bir evimizi boyayacağız. Kiracımız çıktı. Şimdi o evi nasıl boyayacağımızı göstereceğim. Daha önce kendi evimizi boyadık. Ben, ablam ve annemle birlikte. Annemle de bu videoyu çekmeden önce işte demirleri falan yağlı boya yaptık. Hatta üstünden de belli. Şimdi duvarları boyayacağız. Onu size göstermek istiyorum. İzlemeye devam edelim. Buraya annem şey sermiş işte, tabanlara boya dememesi için. Ben şimdi boyayı getirdim. Bir de boş bir tane kova getirdim. Orada sulandıracağım boyayı. Şimdi biraz zor gözüküyorum. Boyayı sulandıracağım. Yaklaşık 10 kiloluk boya, yani 6 litre tekabül ediyor. 6 kiloya tekabül ediyor. %15-%20 arası su konabiliyor. Ben %15-%20 arası, yani 6 litreye yaklaşık 1.2 litre, yani 1 litre kadar su koymam gerekiyor. Ama yavaş yavaş koymalıyım. Daha önce de yaptığım tecrübeliyim. Çok sulu olunca duvara boyanmıyor, çok damlıyor. Çok koyu olunca da olmuyor. Yani ikisinin arası. Şimdi şöyle su doldurdum. Bardak nerede? Bardakla ölçeceğim. 5 bardak 1 litre ediyor. 5-6 bardak arası koyacağım duruma göre. Onun koyduğunu göstereceğim zaten. Bir tane de boş kovamız var. Bunu daha önce yapmıştık. Buna da sulandırdıktan sonra koyacağım. İçerisine biraz. Şu aparattan alabilirsiniz. Çok iyi oluyor. Bunu böyle sabitliyorum buna. Sonra rulayı orada aşağıya boyayı batırıp fazlalığına atıyorum. Öyle çok kolay oluyor. Hem de duvara fazla boya gelmem. Fazla gelince yarısı dökülüyor da damlıyor da eşit olmuyor. Çizgi çizgi oluyor. Kötü oluyor. O yüzden bu aparat çok iyi. Şimdi ben sulandırma işlemine geçiyorum. Daha önce Marshall kullanmıştık sanırım. Ve bunu denemek için almıştık. Kasetli boya. Kum beş. Şimdi ben bunu açmıştım. Koyuluğunu göstermek istiyorum. Şu an aşırı koyu. Tabii tahtayla yapıyorum. Karışması kolay olması için. Da mücadele pis oldun, yani pis diye bakmayın. Boya için kullanıyoruz. Şöyle bayağı koyu. Şimdi sulandırma işlemi için. Bir. Ben hepsini kullanıyorum ama eğer boyanın hepsini kullanmayacaksanız hepsini sulandırmayın. Çünkü boyanın hepsini sulandırdıktan sonra o boyayı kaldırdığınızda, yani tekrar kullanmak istediğinizde bozulma oranı çok oluyor ve tekrar kullanamıyorsunuz. O yüzden eğer hepsini kullanmayacaksanız şey yapmanız lazım. Bundan işte belli bir yere atıp koyup sonra göz kararı artık, yani ya da yarısını alıp yarısı kadar işte 3 bardak su, 2 bardak su koyup öyle ölçüp yapmanız gerekiyor. Yanın açılması lazım, suyu içine alması lazım, suyu yüzeyde kalmaması lazım, iç içe geçmesi lazım. Annem de gelmedi, bütün işler bana gitmedi galiba. Böyle duramıyorum, böyle duruyorum. Boyama gelir bence daha kolay, yani artık benim adım mahallede de akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan boyacı çıktı yani. O yüzden ben de artık dedim burayı da boyayacaksak bunun bir videosu çekilmeli YouTube'a. Gerçekten püf noktalarını söylüyorum yani sonuçta. Yalan değil. Neyse, bunun karışmaya devam edeyim. Suyum birazcık. Şimdi gördüğünüz gibi böyle hala koyu, hala üstüne birazcık var. Ama bu su buna yeterli olmayacak. Zaten 5-6 bardak koymam gerekiyor. Ben 2 bardak koydum. Şimdi 3-4-5 hepsini koydum. Bir şekilde yiyecek zaten o suyu. Ama daha fazla koymayın. Önce bir bakın.
sonra yapın. Ben az çok yaptığım için biliyorum. Şimdi oldu boyam. Yaklaşık 20 dakika kadar karıştırdım. Kıvam bu şekilde olması gerekiyor. Görüyorsunuz umarım. Şimdi bunu birazını buraya koyacağım ve bunu takacağım. Sonra yapmaya başlayacağım. Şimdi size biraz boya yapılacak yeri göstereceğim. Gerçekten insan nasıl bu kadar kötü kullanabilir bir evi? Bir yıl oldu daha. Yani şu şeylere bak, yani burada soba yakılmıyor, bir şey yakılmıyor. Ne kadar kötü olabilir yani. Yani ilginç gerçekten. Mesela şurayı göstereyim. İnsan ne kadar pisletebilir şu prizlerin etrafını. Şu an bir isyan. Neyse şimdi şurayı biraz görmeyin. Şurayı bir kalanmış eski. Şu merdiveni kullanacağım. Şu çift bantlar var. Onlarla şu emmemesi için şu köşelere şerit şeklinde bunları çekeceğim. Bundan ki şey, duvarla tavanın rengi birbirine şey olmasın, bulaşmasın diye. Şimdi onu yapıyorum, geliyorum. Şimdi bunu yukarı yapıştıracağım. Tamam. Şimdi şey yapıyorum, çerçeveleri daha önceden gelmiş bu boyalar, biz yapmadık. Böyle şu küçük ruloyla yapıyorum. Ya daha doğrusu annem yapıyor, ben size göstermek için yaptım. Bu tarafta da ben şeritleri neredeyse bitirdim. Şu tarafı da yapacağım, sonra komple duvarı boyamaya başlayacağım. Çizgi kalması gerekiyor.
Şimdi sen de ablam gibi hemen. Nasıl güzel boya yapıyorum ondan bahsedebilirsin. He? Kızım ben kendimden izliyor. Gelsene mi seni de görsün? Hayır böyle. Bu duvar kazınıyor ya. He? Bu duvar atıyor şimdi. Ne yaptı? Şurası. Ne yapayım? Biraz böyle alçı yapsın şurayı. Getir. Alçı. Burası ettiremezsen sür. Şey oldu. Attı bana değil. Buraya da kazık yeşil oluruz. Oraya da taş bakayım alçı. Taş bunları yapıp düzeltiyor. Kaç işin zaten yıkı. Hı, tamam. Elini daha çok şimdi. Daha çok. Çok bastım. Çizgi çizgi. Tamam da ayarlayalım da ondan sonra. Burası ne oldu? Selamlar. Bitti boyama. Şimdi size göstereceğim. Çok güzel oldu. Çok çekemedim ama bitişi böyle yapmak istiyorum. Çünkü bir mesele gidiyoruz. Acele hemen gösteriyorum. Şöyle. Şu kapılar daha boyanmadı. Onları kendileri gelen kişi boyayacak. Konuştuk, anlaştık. Böyle. Önce gayet güzel yaptım. Annemle ikimiz. Şöyle şurayı da göstereyim. Buradaki dolapları da boyduk. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok video için takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.